Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, sabırla alakalı hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Okuyacağımız hadis-i şerif Hazreti Enes radıyallahu anh kanalıyla geliyor. Gerçekten bizim için birçok dersi barındıran, hayatımıza yön verecek olan birçok eğitimi e, bizlere aktaran bir hadisi şerif. Aslında çokça bilinen bir hadisi şeriftir. Yani toplumda efendim çokça duyulan sohbetlerde hoca efendilerin, camilerde vaizlerin dillendirdiği, anlattığı bir hadis-i şerif. Orada efendim anlatılıyor. Merran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bimra'etin tebki inde kabrin. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kabirde mezar başında ağlayan bir kadının yanına uğradığı rivayeti var. Kadın çocuğunu kaybetmiş. Tabii ki bir anne efendim 9 ay boyunca çocuk karnında taşıyor. Asla bir baba gibi değil. Hüznü yaşamada, üzüntüsünü yaşamada hem daha fazla hem de biraz daha daha zayıf olması itibariyle, duygusal olması itibariyle daha böyle bir efendim belki sesli ağlamak suretiyle, belki vücuduna zarar vermek suretiyle o hüznünü de karşı tarafa izhar ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadını böyle görünce buyurdular ki ittakillahe vasbiri Allah'tan kork ve sakın sabret. Allah'tan kork sakın yani ve sabret. Şimdi burada şu önemlidir. Allah'tan sakın buyurması muhtemelen muhtemeldir. Bugün toplumda bunu görüyoruz daha önce de ifade ettim. O acının ilk anında haram olan bölgelerin yani kadınlar açısından, erkekler açısından da ama kadınların daha efendim tesettür noktasında geniş bir emirle karşı karşıya kalmalarından ötürü o noktada nerede olduklarının bir önemi olmadan üstleri, başları açılabiliyor. Sesleri çok ciddi manada yayılabiliyor. Yani yüksek sesle bağırabiliyorlar, ağlayabiliyorlar ve işte az önce ifade ettiğimiz gibi daha duygusal olmalarından kaynaklı bir takım kelimeleri kullanabiliyorlar. Onun için Allah Resulü Allah'tan kork, Allah'tan sakın. Yani yanlış kelime kullanmaktan veya tesettürüne riayet etmeme durumundan sakın ve sabırlı ol. Efendim evet hüzün mutlaka var olacaktır. Mutlaka insan e, hüzünlenecektir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep'in radıyallahu Çocuğunu aldığı zaman da ağladılar. Göz yaşı akıttılar. Çocuk böyle zor nefes alıyordu. Ne dediler? Ya Resulullah bu nedir? Dedi ki bu Allah'ın insanın içine koymuş olduğu bir rahmettir. Yani her ne kadar onun öldüğünde cennete gideceğini bilsek de Hazreti Fatıma'nın mesela hüznü değil mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman da son derece hatta son anlarında babacığım dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselama seslenerek yani acı çekiyorsunuz çok fazla. Çünkü Efendimiz ben sizin çektiğiniz acının iki katını çekiyorum buyurdular. Peygamber olması sebebiyle daha büyük bir imtihan var. O zaman Hz. Fatıma babacığım çok acı çekiyorsun diyerek böyle hüzünlendi, ağladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra bana acı yok dedi ve vefat edeceğini haber vermiş oldular. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam toprağa koyulduktan sonra Hz. Fatıma'nın ne çabuk babamın üstünü örttünüz, hemen de toprağa üzerine gömdünüz gibi böyle bir ifadesi var. Yani evet cennete gideceğini biliyor. Hatta o Hazreti Fatıma seslenişlerde artık sen cennette sin babacığım işte en güzel makamlardasın ama diyor bir taraftan da yine hüzünleniyor. Demek ki hüzünlenmek Allah tarafından insanın içine konulan fıtri bir özelliktir. Yani ben üzülmem demek, ben asla böyle bir şey benden sadır olmaz demek bu çok yanlış bir ifade. Şimdi burada Efendimiz unutmayalım hadis-i şerifi. Bu hanım sahabiyeyi ne yaptı? Uyardı. Allah'tan kork ve sabırlı ol. Fakalet ile ikenli. Tabii ki o hüznün bir alameti olarak. Bir, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın geldiğini ve bu sözü ona söylediğini bilmiyor. İki, belki bilse bile ister istemez bu sözü ağzından çıkabilirdi bilemiyoruz. Veya başkası da olsa umurunda değil yani. Ben çocuğumu kaybetmişim sen kimsin dercesine ileyke annî. Yani beni bırak başımdan git anlamında. Fe inneke lem tusabbi musibeti. Yani bana isabet eden sana isabet etmedi ki kimsen sen hiç yüzüne bakmadan muhtemelen bunu söylüyor. Benim başıma ne geldi? Ben ne sıkıntıyla karşılaştım? Sen bu sözü çok kolay bir şekilde söylüyorsun ve lem ve onun Resulullah Aleyhissalatu vesselam olduğunu bilmiyordu. Yoksa zaten bir insan bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam biliyor olarak bilinçli bir şekilde bunu söylese Allah muhafaza din dairesinden belki çıkacak. Ona dendi ki fakile leha demek ki belli bir müddet sonra innehu nebiyyu sallallahu aleyhi ve bu peygamberdir ya sen böyle bir şey söyledin ama peygambere bunu söylemiş oldun. Hemen toparlandı kadıncağız. Fe baba nebi nebiyyu sallallahu aleyhi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Felem tecid indehu Efendimizin yanında böyle kapıda bekleyen kimse olmadığını gördü ve Efendimizin yanına geldi. Şimdi burada şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hadis metnine dikkat edersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sahabiyeyi uyarıyor değil mi? Ona ikazda bulunuyor. Allah'tan kork sabırlı ol diyor. Hanım sahabi tepki veriyor. Ne diyor? İleyke anne, beni bırak diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şeyi söylemeden gidiyor. Bakın burası çok önemli. Şimdi bugünkü aslında hayatımızda bize çok büyük bir ders çıkıyor burada. Neden? Bir insanın hüzünlü olduğu anda, çok sıkıntılı olduğu anda ağzından birtakım kelimeler çıkabilir, yanlışlar çıkabilir. Bunları zorlayarak bu işi devam ettirmek asla caiz değildir. Yani adam bir söz söylüyor. Siz onu uyardığınızda daha da ileri gidecek. Allah muhafaza din dairesinden çıkacak. O zaman hemen sesini keseceksin, susacaksın ve adamın o yüzünün dinmesini bekleyeceksin. Çünkü burada Efendimiz eğer ittakillahe bir <laughs> Allah'tan kork ve sabret dedikten sonra o kadın da ona leyke <laughs> anni yani feynne kelem tusabbi musibeti bana isabet eden sana isabet etmedi. Çekil git başımdan dedikten sonra ona cevap verseydi ve kadın yine cevap verseydi kötü bir şekilde Allah muhafaza dini noktada imani noktada sıkıntıya girecekti. Hani böyle bir rivayet vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidde uyuyanları kaldırması için Hazreti Ali'ye emir buyurmuşlar. Kaldır onları diye. Neden? Çünkü ben kaldırırım da uyku halinde bana olumsuz bir şey söylerse ben peygamberim aleyhissalatü vesselam. Ne olur? Sıkıntıya girerler bu sefer. Ama sen Ali'sin, peygamber değilsin. Dolayısıyla sana böyle bir efendim serzenişte bulunduklarında arkadaşlarına bulunmuş olacaklar. Şimdi burası çok önemli bizim için. Özellikle bunu dini anlatanlar için söylüyorum. Yani adam şimdi cenaze merasimine gidiyor. Cenaze merasiminde efendim insanlar zaten İslamiyet'e karşı tam böyle ısınmış değiller. Bir konuşuyor ki herkes cehennemde orada olma. olmaz. Efendim öyle Veya kişi günahkardır. Evet hayatında bir takım yanlışları vardır. Ama sen şimdi cenaze merasiminde bir takım günahlardan bahsederek hem de o adamın hayatında işlediği günahlardan bahsederek böyle bir program icra edersen yine sıkıntı olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla son derece muktazayı hal dediğimiz, hale uygun bir şekilde konuşmak, doğruyu güzel bir uslupla ifade edebilmek bu son derece önemli. Efendimiz de işte burada karşımıza çıkmış oluyor. Efendimizin yanında kimse yok. Aslında bu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi işini kendi yapardı biliyorsunuz. Efendim çok ciddi manada Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam uyarıları var. Kendi kendi eşyalarını kendi taşırdı, kendi evinde evine yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda Hazreti Ayşe böyle anlatıyor. Kendi kumaşında bir sıkıntı olduğunu onu yama etmeyi kendisi yapardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bugünün erkeklerin dediği gibi ben şu işe karışmam, ben bu işe karışmam, ben şunu yapmam böyle değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadı yani. Yardımcı oldu, çocuklarıyla ilgilendi, etti, çocukların eğitimini torunlarıyla ilgilendi. Ondan sonra yani bakıldığında evdeki hanımların ihtiyaçlarını gördü, yardımcı oldu, kendi ihtiyacını gördü. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına tam olarak baktığınızda işte modern bir insanı göreceksiniz zaten. Modern insan ve model bir insan. Geldi o kadın ne dedi? Fakaletle merhip ki yarasurallah. Ben size böyle bir serzenişte bulundum ama ben siz olduğunu bilmiyordum. Siz olduğunuzu bilseydim zaten asla bu şekilde bir davranışta bulunmazdım dedi. Efendimiz Aleyhisselam da fakale buyurdu ki inna sabru u sadmetil sabır ilk andadır musibetin ilk anındadır. O ilk anda işte kendini kontrol edebilmek bu son derece önemlidir. Bu şer anlamında da iyilik anlamında da böyledir. Yani insana bir anda maddi kapılar açıldığında da efendim ne? yapacak. Hemen ne yapıyor? Yanlış işlere ilk anda meyledebiliyor, şükretmeyi biliyor. İşte orada da sabredip şükredeceksin. Burada da bir musibetle karşılaştığında da ilk anda acı haberi aldın. Allah muhafaza, çocuğunu kaybettin, babanı kaybettin, çok sevdiğin insanı kaybettin. O ilk anda sabırlı olmak. Allah'ın ifade ettiği kalu "İnna lillahi ve inna ileyhi Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz ayeti kerimesini telaffuz edebilmek, sükunetle, vakarla, efendim bağırmadan, çağırmadan, sağa sola saldırmadan durumu karşılayabilmek en güzelidir. Bu hadis-i bu şekilde okumuş, paylaşmış olduk. Diğer hadis-i şerifimiz 32. hadisi şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla yine geliyor ki sabırdan bahsediyoruz mesela. Şimdi sahabenin çektiği tülü tülü sıkıntılar var, meşakkatler var. Nelere sabrettiler? Geçen haftalar konuşmuştuk. Yani biz bugün gerçekten çok ciddi manada imkanlara sahibiz. Ve başımıza gelen olumsuzlukların her biri keyfi olarak elde etmeye çalıştıklarımızdan kaynaklıdır. Yani herkesin oturduğu koltuğu var ama oturduğu koltuğun son derece üst model olmasını istiyor. Herkesin bindiği araba var ama herkes üst model model arabası olmadığı için yakınıyor. Vesair bakıldığında her şey keyfi hayatımızda. işte İşte ve sabırdan bahsediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu rivayetlerde var sabırla alakalı. Yani fakirdik diyor efendim ehl sufe dediğimiz yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın devamlı yanında bulunan mescitte bulunan insanlar. Açlıktan bayıldığımız vakidir diyor Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bayılıyorduk açlıktan. Öyle ki üzerlerimizde hiçbir şey yoktu yani. O kıyafeti üzerimizi örsek alt tarafımız açık kalacak. Alta efendim örsek üstümüz açık kalacaktı. Bu o derece imkansızlıkla iş ama sabrettik. Sabırlı olduk ve Resulullah'tan ilim almaya devam ettik. Sabırlı olduk, İslam'ı yaşamaya gayret ettik. Dolayısıyla sabır işte bakıldığında sahabenin hayatına bakılacak ve Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatına bakılacak. Baştan sona sabırla karşılaşılacak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten günlerce aç kalmışlığı var ve sabır noktasında Allah'ın kendisi hakkındaki muradına sabretme noktasında zirveye yaşamıştır. Sen alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambersin Aleyhisselatü Vesselam ama günlerce aç kalabiliyorsun. Günlerce isyan etmeden ben senin gönderdiğin peygamberim bana nasıl haşa böyle davranıyorsun gibi asla bir ifade söz konusu olmamış. Dua edilmiş. Ya Rabbi aziyetimizi bizden al. Ya Rabbi yardım eyle diye devamlı sabretmek suretiyle efendim bu noktadaki Allah'tan yardım talebi devam etmiş. Yine sabırla alakalı tabi. Yakulullahu Teala Efendimiz buyuruyor ki Allah şöyle buyuruyor kutsu İadesi olarak. Ma li abdil mu'min indi cezaun iza qabaztu safiyahu min ehli dunya summa ihtasabahu illa cenne. Hiçbir kul yok ki imtihan olunuyor. Efendim bir takım musibetlerle karşılaşıyor. Öyle ki onun en sevdiğini yani habibihi safiyahu min ehli dunya dünya ehlinden sevdiği kim varsa onu aldık. Annesi, babası, hanımı, kocası, çocuğu öldü. Summa ihtasabahu. Ama o ne yapıyor? Allah'tan sevabını ümit ediyor. Mutlaka sabırlı davranıyor. Allah'a isyan etmiyor. Allah'a isyan etmiyor. Allah'tan karşılığını bekliyor. İşte bu kimsenin yeri cennettir. Yani özetle bu hadisi i şerifte şunu görmüş oluyoruz. İnsanın başına gelen herhangi bir musibet herhangi bir sıkıntı neyse eğer ona karşı sabırlı olunursa isyan edilmezse tabii ki burada isyanın penceresini iyi ayarlamak lazım. Yani ne demektir bu? Şimdi bir insanın bağırmaması, çağırmaması evet bu bir isyan değildir. Sabretti ama başka bir takım gizli gizli isyanlar yapıyor olabilir. Anlatabildim Yani mesela bir adamın faize bulaşması sabırsızlığının alametidir hatırlarsanız. Ne demek? Daha çok para kazanmak için. Adeta Allah'ın kendisine verdiğine razı olmayarak haşa bu işi yapıyor. İşte bu bir sabırsızlıktır. Bir yakın kaybetti. Öyle bir hale bürünüyor ki sanki dünya bitti, koptu. Mesela şu söz çok söylenir. Yani ben sensiz yapamam. Bu ifade yüzde yüz hatalı bir ifadedir, yanlış bir ifadedir. Hiç kimse için yani peygamber aleyhissalatü vesselamın haricinde ama neticede Allah celle'nin haricinde hiçbir kimse için bunu söyleyemeyi. Ben sensiz yapamam ne demek? Ya bize Resulullah öğretti, Allah bize dini öğretti. Evet sıkıntı çekebilirsin, musibetlerle karşılaşabilirsin ama bu söz söylenemez. Bakıyoruz şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri'ne kaddesallahu olsun Aynı şekilde peygamber varisi olmasa bile imtihanların en büyüğüyle karşılaşıyorlar. Yani damadını şehit ettiler Hızır Efendi. Asla bir isyan söz konusu olmadı. Haberi öğrendiğinde gözyaşları efendim süzüldü ama asla bir isyan söz konusu değil. Allah verdi yine Allah aldı. Kızı Hakeza vefat etti. Sonra çok kıymetli hocalarından Bayram Hoca Efendi vefat etti. Yani baktığımızda zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatına baştan sona yine bu musibetleri görüyoruz. Yani bunu niçin söylüyorum? Bu konular gelecek ama bir Müslümanın hayatından bir parçadır zaten bu. Biz bu tarz sıkıntıları beklemiyoruz. Hani Yasin suresinde Allah anlatır. illa sayh duruna illa sayhatan ta'khuduhum hum Yani insanlara o ilk sayha geldiğinde, kıyamet koptuğunda insanlar onu beklemiyorlar. Bugün de böyle. Başımıza gelen musibetleri, sıkıntıları hiçbir tanesini beklemiyoruz. Başımıza geldiğinde böyle çok farklı karşılıyoruz. Efendim sanki ben neden benim başıma geldi ki? Neden başkalarına gelmedik? Hep de bizi buluyor gibi böyle bir takım ifadeler kullanılıyor. Bakın bu ifade de tehlikeli. Hep de bizi buluyor. Efendim başımız zaten beladan kalkmıyor. Yani yani bu ifadeleri böyle isyan mahiyetinde yani neden başkalarına gitmiyor dercesine o tarz bir imada bulunarak söylemek son derece sıkıntılıdır son derece hatalıdır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyorsunuz. Çocuklarını kaybettiler. Küçük yaşlarda kaybettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Hatice'yi kaybettiler. Dedesini kaybettiler. Amcasını kaybettiler. Zaten anne baba biliyorsunuz durumunu. Bakıldığında hep böyle meşakkatler. Sonra Hazreti Hamza'yı kaybettiler. Hep sıkıntılar. Hep bu noktada bunanımlarla karşılaştılar. Efendimiz Ama devamlı sabırı. Dolayısıyla bize şunu söylüyorlar. Ey Müslümanlar hayatınızda sıkıntı eksik olmayacak. Nasıl ki hayatınızın bir vazgeçilmesidir. Nefes almak ve vermek, görmek, tatmak, koklamak. Aynı şekilde sıkıntılar da, musibetler de, ölümler de, kederler de hayatın bir vazgeçilmesidir. Bunlar sadece sizin başınıza gelmiyor. Başınıza ne gelirse gelsin, hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başına gelmiştir zaten. Sakın neden hep beni buluyor? Binlerce insan içerisinde, milyonlarca insan içerisinde neden beni buldu? Gibi ifadeler kullanma. De ki Allah'ın bir imtihanıdır. Musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun de. Bu imtihanı en güzel şekilde atlatmak için Allah'ım senden yardım talep ediyorum de. Ya Rabbi bana sabrı ver de ve Allah'tan bu şekilde sabır dile ve o imtihanı at kazanabilmek için, güzel bir şekilde kazanabilmek için gayret et. Mücadele et. Başka türlü hareketlere meyletme. Allah Celle Celaluhu bu konuda hepimize sabırlar ihsan eylesin. Sabır ikram eylesin. İsyan kokan eylemlerden. Yani bunu yaşıyoruz. Diyelim özellikle böyle bazı ender hastalıklar vardır. X bir kişinin başına geldiğinde, çocuğunun başına geldiğinde ne diyor? Ya bu kadar insan içersen bizi buldu. Olmaz. Efendim başka kimse mi yoktu? Ya bizim kaderimiz zaten böyle yazılmış. Haşa. Bu ifadeleri maalesef geçen hafta da söyledim. Çünkü çok sık kullanılan ifadeler bunlar. Bunlar yanlış kelimelerdir. Bunlar Allah Celle la yükellifullahu nefsen illa aha Allah bir kula gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Onu mükellef kılmaz. Allah inna Allah la yadlimu miskale zerre. Zelle ağırlığınca da olsa Allah asla zulmetmez. Asla zulmetmez. Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu noktada Allah sana bu imtihanı vermişse sen bunu kaldırırsın demektir. Kaldırırsın demektir. Sen imtihanı güzel atlatmaya bak. Allah Celle azim şu an bu noktada hepimize basiretler versin. Kötü söz söylemekten o musibet başımıza ilk geldiğinde kendimizden geçip Allah'a isyan ifade eden sözler kullanmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah Celle son derece bu tarz musibet betlerle karşılaştığımızda e, yumuşak olabilmeyi, insanlara zarar vermemeyi ve işte inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti kerimesini ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın tavsiye ettiklerini telaffuz edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Celle bu noktada hepimizi e, hayırlı davranmakla mükafatlandırsın. Ve ila şerefin Nebi ve alihi ve ve Fatiha.